Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Ocak Perşembe, İzmir Şirinya yarışları için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Bugün iki tane yerli yarış programımız var. Gündüz koşulacak olan İzmir programı, şu anda görmüş olduğunuz gibi 6 koşulu bir program var. 46 safkasında yer almış olduk program. Yani biraz program geneline baktığınız zaman sanki zayıf gibi bir program gözüküyor ama tabii ki İzmir yarışlarına aldanmamak lazım. Ha bu arada önemli bir not da söyleyeyim. Salı ve çarşamba günleri sağanak yağış vardı arkadaşlar, aralıksız, bazen işte ufak tefek 15-20 dakikalık bir aralıklar oluyordu ama geneleme bakarsak yani İzmir'de güzel bir fırtına vardı ve karşılığında güzel bir yağmurlu hava tabii ki. O yüzden şimdi perşembe günü yağar mı yağmaz mı onu bilemem ama daha doğrusu meteorolojiye göre yağmaması lazımmış. Ama İzmir bu belli olmuyor çünkü 4 mevsimin aynı anda yaşadığını ben gördüm çünkü burada. Yani gündüz sabah bir baktık kar yağıyordu, öğlenleyin günlük güneşlik oldu, sonra bir yağmura çevirdi, bir şey oldu. Yani demek ki İzmir'de 4 mevsim aynı günde yaşamak mümkün. O yüzden pistler yağmasa bile nemliliğini koruyacağına ben eminim çünkü İzmir genelde böyle. O yüzden pisti biraz ıslak olduğunu belirteyim arkadaşlar. Fazla da sözü uzatmayacağım, yarış programına geçiş yapacağım tabii ki. Bu arada Kocaeli yarış programımız da var, 9 koşulu bir program var, orası da biraz kalabalık tabii ki. 88 safkanın yer almış olduğu koşu. Şu anda her iki programımız yayında. Gün içerisinde bir de Amerika yarışımız olacak. Allah nasip ederse onu da sizlere yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Fazla da sözü uzatmadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 15.30'u gösterirken şartlı 4 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışıyla başlayalım. 2 ve 7'nin ekül olduğu bu koşuya baktığım zaman bir nolu İrem'in, bu Altan'ın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek de 61 kilo gibi bence bu grup için uygun bisikletle koşuyor. Safkan'ın son yarışında bir sıfır çekti ama bence bu sıfır bile koştuğu grup yani oldukça iyiydi. Daha belki yarış programlarımızda baktığınızda koşmuş olduğu programlarda yani dereceli galoplara sahip, performansı sahip bir isim, yani üst düzey safkanlarla mücadele etmiş bir isim. Tabii 53 günlük bir ara verdi. Haklı olarak bir sıfır çektikten sonra en azından Safkan'ın ufak tefek sıkıntılarını giderler. İdman durumunda da oldukça iyi gözüküyor. Bence bu grubu geçmeye de bir hayli yakın gözüküyor. Yani bu grubun üzerinde bir Safkan gördüğüm için ben de küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayı olarak önereceğim. En azından bu 53 günlük arada çok güzel hazırlıklarla geldiği için arkadaşlar. Yani hiç aksatmadan düzenli olarak çalışmalarını yapan bir isim. Ama tabii ki ilk ayak oluşu ve İzmir oluşu, işte ilk ayakta yıkılır mı? Rakip kim olur? Muhakkak düşünenler oluyor. O yüzden ben de rakip arayanlara da 4 nolu Mehir abla, en azından bu pisti ıslak pisti seven bir isim orijinal olarak da ve Safkan'ın genel görüntüsü de oldukça iyi formda. 6 nolu Kumru Altay, bu tüm özbe temsilcisi de yine performansı fena değil. Bir de 9 nolu Yaz Güzelim, bu bitirim karınca temsilcisi de Bekir Mert Mırık'la en azından son yarışını kazanan bir isim. Yani piste de uyumluyla bence rakip arayanlara önerebileceğim isim olur. Tabii ki burada birkaç tane rakip daha var ama ben en azından 1 nolu İrem'e biraz daha güvendiğim için arkasına 4-6-9 olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu, yani 6'lı Ganyan'ın ikinci ayında Handikap 15, dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı. 8 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 6 nolu She Is The Show ve Win River'in temsilcisi olan safkan Halis Karataş'la start alıyor. Ve son yarışında da Halis Karataş'la start alıp güzel bir ikincilik elde etti. Bu sefer yine Halis Safkan'ın üstündeyse yani artık demek ki bu yarışı gözüne kestiler. Ama idman durumu da oldukça iyi. Bence güzel bir koşu koşup bu yarışı kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. En azından iyi bir borcum var. Çamur pise de çok yatkın bir Safkan görünümünde. O yüzden 6 nolu She Is The Show benim küçük ve risk sevenler için yine bir alternatif banko adayım. Ama rakip arıyorum derseniz bana göre öncelik rakipleri 4 nolu Anatır Love, son yarışta güzel bir birinciliği olan bir isim. Ve yine She Is The Show'un hemen arkasından üçüncülük elde eden 3 nolu Deep Delight'ı da Mertcan Çelik'te ilave edebiliriz. Öncelik 6, daha sonra 4 ve 3 nolu safkanlar. Günün 3. ayağına geldik. Kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta yine zevkli ve güzel bir yarış bizi bekliyor. Bayağı çekişmeli bir yarış da olacağına benziyor. İyi safkanlar var. Her yıl düzenli olarak Francesco Sponza'nın koşularını izliyoruz. Bu yıl da yine bayağı güzel olacağına benziyor. Ama ben 8 yaşına gelmesine rağmen
etkili bir form yakalayıp ve son 3 yarışta 2 tane birincilik çıkaran ve idmanlarda da yine iyi durumda gördüm. 3 nolu El Nino'ya sığınacağım yine bu Tokaçoğlu'da. Bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın. Benim bugünkü Banco Liman'ın 3 nolu El Nino olacak. Kadir Tokaçoğlu en azından mesafe uzadıkça daha etkili koşabilen bir isim. Rakipleri boş mu? Değil. Kesinlikle değil. Bana göre hepsi de 3 nolu El Nino'nun rakibi. Ama ben 3 nolu El Nino'yu biraz daha önde tutuyorum. Günün 4. ayağında şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 5 savkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman yine çekişmeli ve zevkli bir yarış bizi bekliyor. Yani zaten bugün genelde az sayıda safkanların oluşu yani favoriler uzak ara yapacak anlamına gelmesin. Ha, tamam, uzak ara da yapanlar olacak muhakkak. Ama burada tabii ki yine çekişmeli bir yarış olacak görüntüde. 2 nolu The Raptor son yarışında tek verdik ve güzel bir performans çizdi ve yine birinciliğe uzandı. Tabii safkanın 3 yarış koşup 2 tane birincilik bir ikincilik performans olarak da oldukça etkili gözüküyor. Hani bu yılın flash atlarından birisi, taylarından birisi olacağına benziyor. Bugün Eray Çizik'le yine idman durumundaki iyi durumuyla bence yine kazanmaya bir aylık yakın gözüküyor. O yüzden benim küçük ve lise sevenler için yine bir alternatif de Banco adayım olacak. 2 nolu The Raptor Eray Çizik'le. Genelleme bakarsak şu ilk 4 koşuda hemen hemen tekli geliştik ama tabii ki rakipleri olan yerleri de verdim. Bu safkana rakip arıyorum derseniz en azından risk artışta start alacak olan 4 dolu Hey Yudi en azından bu safkanın performans olarak iyi. Bir de 5 dolu Lavender bu Olum Melih temsilcisi Vedat Abiş'le start alacak olan bu safkanda İstanbul'da hazırlandı. Tabii ki yarışlarını koştu ve İzmir'e geldi ve İzmir'de uzun zamandan beri yani uzun zaman dediğim yine bir aydan beri düzenli olarak idmanda ve idmanlarında oldukça iyi gözüküyor. En azından pistte de uyum sağlayan bu safkandan en azından koşmuş olduğu yarışlara bakarsak burada da etkili bir yarış koşması muhtemel bir olacak. O yüzden önceliğimiz 2 ama daha sonra 4 ve 5 önereceğim bu koşudaki yarış için. Günün 5. ayında Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. 1 ve 2'nin ekürü olduğu, 4 ve 5'in de ayrı ekürü olduğu bir yarış. Tabii baktığımız zaman bunlar formaları da bile ama değişik herhalde değil mi? Evet. Formalar birbirine benziyor ama kutuların mı atılacak bu Erhan Tuna? Gerçi farklı bir isim o. Neyse arkadaşlar burada baktığım zaman yani 2 tane ayrı ekürü ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuda bence önceliği 8 nolu Yalnız Ay. Bu Yalnız Efendi'nin temsilcisi Ali Yıldız da son 2 yarıştaki 2 tane güzel ikinciliğiyle burada bir hayli ön plana çıkan isim oldu bu Maiden yarışta. 2 nolu Göze Batan, 1 nolu safkanla ekürü olan bu Balıkan temsilcisi Nurettin Şen'le start alıyor. Ve pistte de oldukça uyumlu gözüken bir orijine sahip her iki orijin de. Çünkü anneler de tanışır. En azından bu isimleri de yarışlarını biliyorum. Hatta Kutlu Kız'ın babasının da yarışlarını seyrettim. Onunla da bayağı altı tutmuştum. En azından buradan da belirteyim. Tabii Göze Batan'ın son ikinciliğinde güzel bir form çıkışı yakaladı. İdmanlarda da oldukça güzel gözüküyor. 3 nolu Koca Yusuf, bu Berkay Afet temsilcisi. Vedat Abiş de yine iyi görüntüye sahip bir isim. Bu safkan bu sene bayağı iyi işler çıkaracak görüntüde. Bir de tabii ki diğer ekürlerden 4 nolu Sayışman. Bu Özduran temsilcisi Muhammed Birbilgin'le yine bu grupta şans verdiğim diğer safkan oldu. 8, 2, 3, 4 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışına. 3 ve 6'nın ekürü olduğu 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta önceliğim 2 nolu Kapaklı Can, bu Atom Karacı temsilcisi Vedat Abiş de bugün start alıyor. Son yarıştaki 3.'lüğü gayet tatminkar. İdman durumunda da oldukça etkili gözüken bu safkandan bugün güzel bir yarış bekliyorum. Benim ilk sırada şans verdiğim isim oldu. 8 nolu Gökçe Star, bu Kazberk'in güzel temsilcisi Gökhan Gökçe'yle start alıyor. Kendi aile atlarından birisi. Uzun zamandan beri sıkıntılarından dolayı bayağı tabela dışı kalmıştı ama son yarıştaki 4.'lüğü biraz bu safkana bir göz kırptı. En azından idman durumunda da biraz iyi duruma gelen bu ismin yine çıktığı gibi yarışı bitirebilecek kapasiteye sahip en azından bu grup için. Ama daha sonra 6 nolu Atik Atik, 3 nolu safkanın ekürü olan bu Özgün Han temsilcisi Mustafa Çiçek de yine her geçen gün iyi duruma gelen bir isim. 4 nolu Kenanlı, yine bu safkan bir 4.'lük yaptı ama arkadan bir 3.5 aylık bir ara verdi. Ama idman durumu fena değil, bu safkandan da etkili bir dönüş bekleyebiliriz. Bir de 1 nolu Holigan, bu Kazberk temsilcisi de Mürsel Kayış'la en azından ihmal edilmemesi gereken isim olarak gözüküyor. 2, 8, 6, 4, 1 benim bu koşudaki sıralama oldu. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.